Şimdi konuğum Doktor Mehmet İlteber Bahadır. Bugün sedef hastaları için krem türlerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Ebru Hanım, sağ olun, sizler de iyisiniz. Sizinle konuşmak her zaman çok keyifli, çok, çok güzel. Sağ olun. Bugün yine bir başka konu üzerine yoğunlaşacağız. Ve sedef hastalığı diyorsunuz. Aynen. Sedef hastalığı nedir? İşte herkes bir cilt hastalığı olarak tanıyor. Aslında sedef hastalığı bir hastalıklar grubu. Genellikle 10 hastanın 6 tanesinde mutlaka yandaş eşlik eden bir hastalık daha var. Yani bağışıklık sistemi bozuk olan insanlarda olan bir hastalık. Mesela sedef hastalığı seborreik dermatit oluyor. Sedef hastalığı egzama oluyor. Sedef hastalığı romatoid artrit, yani eklem romatizması oluyor. Sedef hastalığı Hashimoto tiroidi dediğimiz yaklaşık 80'e yakın bir hastalık grubunu barındıran. Yani kimi hastalarda 2-3-4 hastalığın beraber olduğu otoimmün hastalıklar grubunda olan. Yani romatizmanın ciltte olanı diyelim, daha iyi. Kişiden kişiye bulaşmayan, deride artık hepimizin karakterize tanıdığı, deride kalın pullanmalar, sık sık dökülme, büyük yaralar oluşan zaman içerisinde bir hastalık grubu. Evet, şimdi hocam anlattınız ki hani sedef deyip geçmeyin lütfen. Hani sedefim var, aman nasıl olsa bir krem sürerim, geçerim meselesi değil. Değil. Çok başka bir yani, durum. Yani sedef hastalığı tedavisinde iki ayrı yaklaşım yapmak aslında en doğrusu. Bir yaralara yönelik, yani cilde yönelik bir tedavi. Ama ikinci bir tedavi daha var. Yani kişinin bağışıklık sistemi bozulmuş. Yani yanlış çalışıyor. Değil mi? Yani kişinin cilt organlarına karşı üretilen... Hocam orayı biraz açabilir miyiz? Bağışıklık sistemi yanlış çalışıyor. Çalışıyor. Kan değerlerinde romatizma... ortaya çıkan bir şey mi? Yani ciltte işte yani, romatoid artritle karışır dediniz ya. Mesela... Sedef romatizması en meşhur görülen hastalardan bir tanesi. Gene yüzde burun kenarında T bölgesinde saçlı deri ve şu göğüs arasında gene kızarıklıklarda, lezyonlarda giden bir takım hastalıklarla beraber olması ile karakterize bir hastalık. Bağışıklık sistemi bozuk yani bu hastalarda. Yani tek başına olmuyor. Yani, zayıf mı bozuk mu hocam bağışıklık sistemi? Başka bir şey değil mi o? Yani bence bozuk yani. Bozuk. Hani tam tanıma yapılmıyor. İşte otoimmün hastalıklar grubunda. Otoimmün hastalıklar olarak geçiyor bu. Grubunda. Peki, 80'e aynen. yakın hastalıktan bir tanesi. Peki yani bir sebepten dolayı işte mide küçültme ameliyatı olmuştur. 30 kilo vermiştir. Onlardan bağışıklık sistemi dolayı değil, daha çok bağışıklıklarla alakalı olduğu hani son yıllarda düşünülüyor. Tam da bilinmemekle birlikte otoimmün hastalıkların değil mi hocam? Buna bağlı olduğu düşünülüyor. Peki hala nerelerde daha sık gözükür dedik. Bunu da çok net bir şekilde verdik izleyicilerimize. Dizdirsek bütün vücutta saçlı deri, bayanlarda kulak arkası, bayan gelir sert tarağı vurur saçına. Mesela bayanların özellikle bu bölgesi, alın bölgesi geriye doğru çeker. Tarağı vurduğu yerlerde sedef lezyonları olur. Dirseğinizi koyuyorsunuz, namaz kılarken dizinizi koyuyorsunuz. Deri de hassaslaşıyor. Yani cildin darbe aldığı yerlerde daha çok görülüyor. Alt bacak, ön kol, buralarda tutulum daha fazla olmakla beraber gene karın, göğüs, bel, bütün vücudumuzda gözükebiliyor yani. Dönemsel gözüküyor değil mi hocam bunlar? Ama asıl mesele o dönemsel haldeyken ne yaptığımız. Dönemsel derken sedef hastalığının artma ayları var. En çok arttığı ay bu aralık. Ekim, Kasım yani sıcak havadan soğuk havaya geçerken yani bunlar klinik tecrübe. Bize hastalar ne zaman hangi aylarda en çok geliyor? Bu aylarda. Sıcak havadan soğuk havaya geçerken değil mi? Kar yağdığı zaman İstanbul'da benim bile yüzüm çatır çatır çatlıyor. Evet. İşte bu bir darbe olarak cilt bunu algılıyor. Sedef hastalarında baktığınız zaman hani sıcak havadan soğuk havaya geçiş Ekim-Kasım aylarında cilt kuruyor. Kuruduğu gibi sedef lezyonlarında artışlar görüyoruz. Kontrol randevularını en çok işte bu döneme girmeden hemen Ekim başı, Eylül sonu, Ekim başı hani Kasım'a bırakmamaya çalışıyorum. Evet. Önlemler cildi. Bunlar mı hocam? Evet. Burada mı önlemler? Bir kısmı burada. Bir kısmı diyelim. Burada. Evet. Peki anlatalım o zaman lütfen hocam. Çünkü çok kıymetli bunlar. Cilt hastalığında bu sedef hastalığında nasıl yapılır bu bakım? Evet. Şimdi bu bakım çok çok önemli. Hani biz normal bilinenin dışında klinik tecrübemi anlatacağım. Hekimlik de klinik tecrübe demek zaten. Şimdi ben buraya 4 tane eczaneden alınmış etiketlerini söktüm. 4 tane ürün getirdim. Öyle söyleyelim. Sedef hastalarının mesela bir hastamız Antalya'da yaşıyor olsun. Öteki hastamız Ankara'da. Yani peki. Bir tanesi nemli havada. Sıcak ve nemli havada, ötekisi kuru havada yaşıyor değil mi? Kuru havada yaşayan büyük problem. Neden? Yara çatladığı anda, yani bir hastamızın bir lezyonu var, yara çatladığı anda yara büyüyecek demektir. Evet.
Ankara'daki hastalarımızın en çok kullandığılarından bir tanesi içerisinde parafin olan, anlatabildim mi? Veya halk arasında işte sedef hastalarının saf dediği bir krem. Evet. Bunu çok kuru, soğuk havalarda ve kalın kabuklu hastalarda biz bu tarz kremler hastayı çok rahatlatır. Tamam. Bu rahatlatmanın ancak tedaviye hiçbir faydası yoktur. Yani sıfır faydası var. Ama o da bir fayda. Neden? Gerginliği alıyor yani. Yarayı yumuşak tutuyor. Hasta rahatlıyor. Yani kabuk kabuk olmuyor. O da hastaya belli bir rahatlık veriyor. Yani Ankara'da eğer yaramızın tipi, sedefin tipleri var. 5-6 tip yara tipi var sedefte. Yara eğer kalın kabukluysa Ankara'da yaşayan bir hasta içinde parafin bulunan maddeleri daha çok, kremleri daha çok tercih edebilir. Kullanır. Harika. Şimdi burada ikinci bir kremimiz var. Hastamız eczaneye girdi. İçinde baktı ki parafin var. Artı bir takım bu zenginleştirilmiş. Parafinin zengin. Yani içerisinde çinko konulmuş. E vitamini konulmuş. B vitamini konulmuş. Bir takım kremler var. Yani yarayı daha fazla iyileştirici özelliği olan bir krem. Gene Ankara'da bulunan bir hastamız soğuk hava döneminde bunu seçebilir. Pek çok hasta bize bir geliyor, bakıyorum hastaya anormal yayılmış ve büyümüş yaralar. Aslında hasta bunu kendisi yaptı. Nasıl yaptı? Yanlış krem kullanarak. Yani bu da ozonlu zeytinyağı, hani benim en favorim. Şu ikisini eğer yanlış kullanırsa hasta anormal bir şekilde yaraları yayılır. Şimdi ne demek istedik? Cildin görevi içeriye bir madde girmesin. Cildimizin görevi bariyer, yani toz girmesin, ter girmesin, su girmesin, duman girmesin. Aynı zamanda krem, yani hiçbir madde girmemesi lazım. Eğer kolumuzda büyük bir yaramız var, hastalarımız çok dikkatli dinlesinler lütfen. En önemli yer. Eğer hasta geldi, bu ikisinde bir zararı yok demiştik, bunlar emilmiyor demiştik ama emilen kremi eline avucuna aldı. Hele hele banyodan sonra sıcakken, yani cilt sıcakken yaralar kıpkırmızı oluyor. Kırmızı iken geldi, yaraya yedire yedire bir güzel sürdü. Ya hata mı? Çok büyük hata. Bu hata. Yaraya bakar, yara geceliğin kaşınır, yara kıpkırmızı olur ve yaranın üstü resmen şöyle balon gibi kabarır. Evet. Yani aslında alerjik reaksiyon yaptı. Cilt altı dermatit yaptı. Yani krem kılcal damarla temas ettirir. En kaliteli kremi seçmiştir hasta, eczaneye girmiştir. En kaliteli kremi almıştır. Krem gerçekten çok kalitelidir. Emiliyor, cildi besliyor ama siz ne yaptınız? Yanlış zamanda yaraya koydular. Halk arasında emdire emdire, ovalayarak sürdünüz. Ne oldu? Yaranın üstü kıpkırmızı oldu. Yara kaşıntılandı. Evet. Yaranın üstü böyle şişti. Ertesi gün mesela şurada 3 tane nokta vardıysa yara 3'ü birleşir, kocaman olur. Hastalar bize gelir işte şöyle büyük büyük yaralarda. Çok yaraya enteresan. Aslında ne yapıyor? Nemlendirirken bir yanlışlık yapıyor. Büyük bir yanlışlık yapıyor. Yani hasta yaraya gelir bakar, yaranın üstü şöyle kocaman kıpkırmızı. Ben bakarım hastaya, nereden geliyorsunuz? Şuradan, dedim bak burada hatanız var. Bunu nasıl süreceksiniz? Bu kaliteli krem ya. Elinizi aldınız, elde böyle böyle. Yaraya yedirerek değil, yara burada ya. Elinizi sağlam cilde koyun önce. Evet. Mesela yara burada oldu. Sağlam ciltten bu şekilde. Yani üstünden sanki cam silermiş gibi. Evet. Kreminler... Ama sıcakken değil vücut. Banyo sonrası banyodan değil. Bekleyeceksiniz. Yara kıpkırmızı. 20 dakika kadar bekleyin. Yara kırmızıdan pembe renge dönsün sonra. O zaman farkı da görürsünüz. Müthişsiniz hocam. Harikasınız. Doktor Mehmet İlteber Bahadır bizlerleydi. Müthiş bilgiler verdi. Sedef hastalığı konusunda çok güzel tedaviye yönelik. Aslında akılda kalıcı bir farklı bir yaklaşım ya oldu hocam. Çok mersin. Yani bunları sedef hastası yara bakımını bilmek zorunda. Evet, yara bakımında bugün bize yani vermiş bunları olursunuz. Öğrenmek zorunda, öyle söyleyeyim. Müthişsiniz hocam. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben İyi ki geldiniz. Ederim. Ve kendine iyi bak devam ediyor sevgili izleyiciler.